Merhaba arkadaşlar, 7. sınıf çalışma soruları kitabı matematik 1. ünite ile karşınızdayız. Tam sayılarla işlemler. 1. sorumuz, işleminin sonucu kaçtır? Bakın burada negatif sayımız var. Toplamışız pozitif sayıyla. Sonra tekrar negatif sayımız var. Öncelikle şu ikisini yapalım arkadaşlar. Eksi 11 artı 17 daha artı 6. Artı eksi 13 olduğu için eksi 13 olacak arkadaşlar. Buradan da ne olacak? 13'ten 6'yı çıkardığımızda eksi 7 kalacak. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru. Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı 1 derece azalmaktadır. Deniz seviyesinde hava sıcaklığı eksi 5 derece olan bir şehirde deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte hava sıcaklığı kaç derece Celsius'tur? 600 metreymiş arkadaşlar. Her 200 metrede 1 derece azaldığına göre öncelikle 600'ü 200'e bölüyoruz arkadaşlar. Buradan sonuç 3 çıkar. Yani 3 derece bir değişim olacak arkadaşlar. Eksi 5'ti. Azalacağı için bakın 3 azalacak. 3 azalması demek eksi 3 diyoruz arkadaşlar. Eksi 5, eksi 3 daha. Eksi 8 cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru, aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Herhangi bir sayının sıfırla çarpımı sıfırdır. Bu doğru arkadaşlar. Bir sayının birle çarpımı kendisine eşittir. Yani bakın eksi 12 ile 1'i çarpmış. Eksi 12 olması gerekiyordu. 1 demiş, o yüzden yanlış. Cevabımız B şıkkı. Diğer şıkları inceleyelim. Eksi 3 ile 5'i çarptığımızda negatif bir sayıyla pozitif sayıyı çarptığımızda eksi çıkar, negatif çıkar ve gördüğünüz gibi eksi 15 doğru. Önce parantez içini yapıyoruz. 6. 6'yı eksi 2 ile çarparsak negatif sayıyla tam sayının çarpımı yine negatiftir. O yüzden eksi 12 doğru. Yanlış olan seçenek B şıkkı. Dördüncü soru. Eksi 4 eksi eksi 7 artı 9 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle parantez içini yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 4. Eksi eksi 7 dediği için bu eksi bu eksiyi pozitif yapıyor. Yani artı 7 oluyor arkadaşlar parantez içimiz. Artı 9. Parantez içimizdeki işlemi devam ettirirsek arkadaşlar. Buradan artı 3 kalır. Artı 9 daha. Cevabımız artı 12 C şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dairelerin üzerinde yazan tam sayıların çarpımı diğerlerinden küçüktür? En küçüğü arayacağız. Bakın burada pozitif tam sayımız 5 çarpı 0 eşittir 0 arkadaşlar. Burada 2 tane negatif sayımız var. 2 negatif sayının çarpımı pozitiftir arkadaşlar. 3 kere 1 artı 3. Devam ediyoruz. Eksi 3 çarpı artı 5 sonuç negatiftir. Çünkü negatif çarpı pozitif negatifti. O yüzden eksi 15. Sonra bakıyoruz. Eksi 3 çarpı artı 8. Yine bakın negatif olacak sonuç. Eksi 24. Burada şu yanılgıya düşmeyin. 0 en küçük değildir. Negatif en küçük sayımız. Bakın buradaki eksi 24'tür. Cevabımız D şıkkı. 6. soru. İşleminin sonucu kaçtır? Bu sorularda ilk önce bölme işlemi sonra çarpma işlemini yapıyoruz. Eksi 35 bölü artı 7 arkadaşlar. Negatif sayının pozitif sayıya bölümü negatiftir. 35'i 7'ye bölersek eksi 5 çıkar. Daha sonra burayı yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 3 artı 2 ile çarparsak eksi 6. Şimdi arkadaşlar işlemi devam ettiriyoruz. Eksi 5 eksi eksi 6 demiş. Bakın bura pozitif yapacak buradaki negatifi. O yüzden eksi 5 artı 6 buradan sonuç 1 çıkar. Cevabımız C şıkkı. 7. soru. Olduğuna göre üçgen eksi kare kaçtır? Yukarıdaki işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Öncelikle bakın parantez içini yapıyoruz. Parantez içi burada artı olduğu için devam ettirelim işlemimizi. Eksi 2 artı 3 artı üçgen eşittir. Parantez içini yapıyorum bakın yine. Eksi 2 artı 3. Burası artı 1 çıkar arkadaşlar. Ve artı eksi 5 diyor. Yani burası da eksi 4 olacak arkadaşlar. Eksi 4'e eşitmiş.
İşlemimizi devam ettirelim. Burada ne kaldı? Artı 1 artı üçgen eşittir eksi 4. Artı 1 diğer tarafa eksi olarak geçer. Üçgen eşittir eksi 4 eksi 1. Buradan üçgen eşittir eksi 5 çıkar. Diğer işlemimizi yapalım. Çarpma işlemi dikkat ederseniz 6 kere 2 eksi 12 parantez içimiz, bakın büyük parantezimiz, çarpı eksi 4. Negatifle negatifin çarpımı arkadaşlar pozitif olduğu için burası artı 48 olacak. Çünkü 12 ile 4'ü çarparsak arkadaşlar 48. Diğer tarafa bakıyorum. Eksi 6 çarpı artı 4 işlemimiz ne olacak arkadaşlar? Eksi 24. Kare ile çarptığım zaman artı 48'i vermesi gerekiyorsa eksi 2 olacak arkadaşlar. Çünkü eksi 2 ile eksi 24'ü çarparsam artı 48 olur. O yüzden karemiz arkadaşlar eksi 2. Kareyi ne bulduk arkadaşlar? Eksi 2. Şimdi ne diyor bize? Bakın üçgenden kareyi çıkaracağız. Yani eksi 5 eksi eksi 2 diyoruz. Bu eksi bu eksiyi pozitif yaptığı için eksi 5 artı 2. Buradan da eksi 3 buluruz. Cevabımız B şıkkı. 8. soru. Yıldız ve daire birer tam sayı olmak üzere işlemleri veriliyor. Buna göre yıldız artı daire işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle yıldızımızı bulalım. 7, 2 daha 9. Bakın artı eksi 2 dediği için 9 eksi 2, 7. Demek ki yıldızımız 7 arkadaşlar. Devam ettiriyorum işlemimi. Öncelikle bakın bu sağ tarafı bulalım arkadaşlar. Çarpma işlemini öncelik verdiğimiz için negatifle pozitif sayının çarpımı negatif olur. 5 kere 4 20. Artı negatifle negatifin çarpımı pozitif olduğu için 4 kere 3 12 artı 12. Ne oldu arkadaşlar sonuç? Eksi 8. Buranın eksi 8 çıkması için arkadaşlar burada dikkat ediyoruz. Eksi 4'ümüz var. Eksi 4 ile biz kaçı çarparsak eksi 8 eder? Tabii ki artı 2. Çünkü sayımın pozitif olması lazım ki negatifle pozitifin çarpımı negatif etsin. Şimdi bana ne lazım? Artı 2 lazım. Yani artı 5 artı buradaki dairemiz ne olmuş arkadaşlar? 2 olacak. Peki buradaki dairemizin 2 çıkması için ne yapmamız gerekiyor? 5'i karşı tarafa alıyorum. Dairemiz eşittir 2 eksi 5. Çünkü karşı tarafa eksi olarak geçiyor. Buradan da ne oldu sonucumuz? Eksi 3. Dairemizde eksi 3'müş arkadaşlar. Şimdi ne diyor bize? Yıldız artı daire. Yıldızımız 7. Dairemizde eksi 3 arkadaşlar. 7'den 3 çıktı. Artı 4. Cevabımız C. 9. soru. İşleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar işlem önceliği sorumuz. Bakın öncelikle bölme işlemimiz. Sonra buradaki çarpma işlemimiz. Sonra çıkarma ve toplama işlemlerimizi yapıyoruz. Eksi 16'yı artı 2'ye bölersek arkadaşlar sonuç eksi 8. Arada eksimiz var. Dursun. Eksi 2 eksi 3 ile çarpımı pozitiftir. O yüzden arkadaşlar artı 6. Ne oldu işlemimiz? Eksi 8 eksi 6. Buradan da cevap eksi 14. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Dikkat edersek eksi 5'i 1, 2, 3, 4, 5 kere kendisiyle çarpmış. Yani eksi 5 diyoruz arkadaşlar. Eksi 5'in 5. kuvveti. Cevabımız B şıkkı. 11. soru. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın dikkat ediyoruz. Bir önceki soruda olduğu gibi eksi 6'yı 1, 2, 3, 4 kere kendisiyle çarpmış. Yani eksi 6'nın arkadaşlar 4. kuvveti. Cevabımız D şıkkı. 12. soru. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Buradaki rakamların değerini bulalım. Eksi 3'ün karesi eksili sayının 2. kuvveti çift olduğu için pozitiftir arkadaşlar. Yani negatif çarpı negatif pozitiftir. O yüzden burası artı 9. Dikkat ediyoruz. Eksi 3'ün tek kuvveti sonuç negatif çıkacak. Yani eksi 27 çıkacak.
Eksi 27 artı 9'dan büyük değildir. Yanlış. B'ye bakıyoruz. Bakın yine negatif sayının çift kuvveti pozitif olur arkadaşlar. Yani artı 16. Negatif sayının tek kuvveti yine negatif olur. Eksi 27 olur. Eksi 27 artı 16'dan büyük değildir. Yine yanlış. Devam ediyoruz. Negatif sayının bakın tek kuvveti. 4 kere 4 16. 4 ile de çarparsak eksi 64. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Ve artı 16'dır. Büyük. Burası doğru. 3'ün eksi 3'ün ikinci kuvveti çift olduğu için artı 9'dur. Ama bakın artı 9 16'dan büyük değil. Bu da yanlış. Eksi 4'ün üçüncü kuvveti yukarıda yaptığımız gibi eksi 64'tür arkadaşlar. Eksi 64 küçüktür. Yine bakın negatif sayının üçüncü kuvveti yine negatiftir. Eksi 27'dir. Ve bu doğrudur. Neden? Eksi 27 eksi 64'ten büyüktür. Devam ediyoruz. Eksi 3'ün karesi çift olduğu için pozitif ve 9'dur. Artı 9 eksi 27'den büyüktür arkadaşlar. Bu da doğru. Devam ettiğimiz zaman bakın 4'ün eksi 4'ün yani çift kuvveti arkadaşlar pozitiftir ve 16'dır. 16 da 9'dan büyüktür. Doğru cevabımız D şıkkı. 13. soru. Serkan satın aldığı televizyonu 375 TL'lik eşit taksitlerle ödüyor. Televizyonun fiyatı 3000 TL olduğuna göre Serkan televizyonu kaç taksitle satın almıştır? Ne yapacağız arkadaşlar? Fiyatımızı ödediğimiz taksitlere böldüğümüz zaman kaç taksit olduğunu buluruz. Bölelim. 3000 bölü 375. 300'de 375 yok. 10 kere olsaydı arkadaşlar 3750 olurdu. O yüzden o da değil. Ne yapıyoruz? 8'i deneyelim. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 7 56. 4 de elde 60. Elde var 6. 8 kere 3 24. 6 da elde 30. Evet. 0. Gördüğünüz gibi 8 eşit taksit. Cevabımız C şıkkı. 14. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri negatif bir tam sayıdır? Arkadaşlar negatif sayının çift kuvveti yani 2, 4, 6, 8. kuvvetleri pozitiftir. O yüzden A şıkkı olmaz. Bize negatif soruyor. B'ye bakıyoruz. Eksi 3'ün 3. kuvveti. Arkadaşlar negatif sayıların tek kuvvetleri yani 1, 3, 5, 7 yine negatif olduğu için cevabımız B. Buradan sonuç eksi 27 çıkar. 15. soru. Bir öğretmen görselde verilen çizgi üzerindeki ABC noktalarına birer tam sayı kartı yerleştirmiş ve öğrencilerine üzerinde bir tam sayının yazılı olduğu kart vererek bir oyun oynatmıştır. Oyunun kuralına göre başlangıç noktasındaki öğrenci elindeki kart ile sırasıyla A, B ve C noktalarına giderek bu noktalardaki kartlarda yazan sayı elindeki kartta yazan sayıdan büyükse büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyor. Küçükse bu iki sayıyı topluyor. Bu kuralı uygulayarak elde ettiği sayıları ise defterine yazıyor. Elindeki eksi 2 kartı ile bu oyunu oynayan bir öğrenci oyunun kuralını doğru işlemleri yaparak uyguladığına göre aşağıdakilerden hangisini deftere yazdığı sayılardan biri olamaz. Şimdi arkadaşlar kurala dikkat ediyoruz. Kuralımız ne? Bakın elindeki sayı bu kartta yazan sayıdan büyükse büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyor. Küçükse bu iki sayıyı topluyor. Şimdi bakıyoruz bu kuralı uygulayarak elde ettiği sayılar deftere yazmış. Elindeki kart eksi 2 imiş. Eksi 2 ile eksi 5'e gitti. Eksi 5 eksi 2'den küçüktür. Küçükse ne yapıyor? Bu iki sayıyı topluyor. Ne olur toplarsa? Eksi 7. Çünkü bakın eksi 2 eksi 7 ne oldu? Eksi 7. Devam ediyoruz. Sonra geldi artı 2'ye. Diyor ki elindeki kartta yazan sayıdan büyükse ki büyük artı 2 eksi 2'den büyüktür arkadaşlar. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyor. Yani 2 eksi eksi 2 sonuç ne olur arkadaşlar? Buradaki eksi eksiyi pozitif yapacağı için 2 artı 2 olur. Buradan artı 4. Bakın bu da var. Eksi 7 de vardı. Devam ediyoruz. Eksi 4'e gitsin. Eksi 4'e gitti. Eksi 4 eksi 2'den küçüktür arkadaşlar. Küçükse ne yapıyordu? İki sayıyı topluyordu. Yani
Eksi 2, eksi 4 topladık. Eksi 6. O da burada var. Hangisini yazamaz arkadaşlar? C şıkkı eksi 4 bu sonuçlardan biri değil. 16. soru. Görseldeki uçak deniz seviyesinden 8537 metre yüksekte, denizaltı ise deniz seviyesinden 248 metre aşağısındadır. Buna göre bu uçak bu deniz altından kaç metre yüksektedir? Burası deniz seviyemiz 0, uçağımız 8537 metrede, denizaltımız da 248 metrede. Bize bu ikisinin toplamını soruyor arkadaşlar. 8537 metre artı 248 metre. Topladığımız zaman 8, 7 daha 15 elde var. 1, 4, 3 daha 7, 1 de elde var. 8, 5, 2 daha 7, 8, 8785 cevabımız C şıkkı. 17. soru. Şekildeki hedef tahtasının 6 bölgesinin her biri farklı renklidir. Bu hedef tahtasına ok atan oyuncuların toplam puanları atılan okların isabet ettiği bölgelerde yazan tam sayıların toplanması ile hesaplanmaktadır. Toplam puanın en fazla olan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Emre ile Ahmet bu hedef tahtasına 3'er tane ok atmıştır. Tüm atışların sonunda 6 bölgenin her birine sadece 1 ok isabet ettiği görülmüştür. Ahmet'in attığı oklardan biri tam 12 sayısını yazdığı bölgeye isabet etmesine rağmen oyunu Emre kazanmıştır. Buna göre Emre'nin attığı oklardan biri aşağıdaki sayılardan hangisinin yazdığı bölgeye isabet etmiş olamaz. Burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle Ahmet 12'den tam vurmuş. Şuraya Ahmet'i 12 yazalım. Emre de oyunu kazanacağı için arkadaşlar her zaman Ahmet'ten büyük olacak. Şimdi mantıken şunu düşünmeliyiz. Ahmet'in kaybedebilmesi için 12'yi vurduktan sonra şuradaki eksili rakamları vurması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani kaybedecek oyunu. Ben gidip de Ahmet'e 1-5 yazarsam sonuç daha da büyüyeceği için bu durumda Emre'nin kazanması mümkün olmayacak. Şimdi ben buradan 2 tanesini seçeyim. Mesela diyelim ki 3 ile 7'yi alalım. Alalım. Eksi 7, eksi 3. Bu durumda işlem sonucu bakın 7, 3 daha eksi 10, 12 yani artı 2. Emre'ye ne kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. Eksi 4 kaldı. Bir de 1 kaldı. Topladığımız zaman 5, 1 daha 6, eksi 4 artı 2. Bakın kazanamadı. O yüzden ne yapıyorum? Eksi 3 ile buradaki 4'ü değiştiriyorum. Çünkü bakın 4 daha küçük. Bunu ne yapıyorum? Ahmet'e veriyorum. Devam edelim. 12, eksi 7, eksi 4'ü Ahmet'e verdim. Bakıyoruz. 7, 4 daha 11. Bakın burada artı 1 kaldı. 3'ü karşı tarafa verdiğim için 5, eksi 3, artı 1. 5, 1 daha 6 arkadaşlar. 3 çıkardım. Artı 3. Bakın ne oldu? Emre kazandı. Şimdi diyelim ki 7'yi verseydim bu tarafa arkadaşlar. Eksi 7 çok büyük bir rakam olduğu için Emre'nin puanını daha da küçültecekti. Yani negatif yönde büyük bir sayı olduğu için Emre'nin puanını daha da küçültecek. O yüzden arkadaşlar ben buraya eksi 7 yazamam. Ama bakın seçeneklerde yok. O yüzden seçeneklerde olan hangisi arkadaşlar? Eksi 4. Eksi 4'ü çünkü nereye verdim? Karşı tarafa verdim. Cevabımız A şıkkı. 18. soru. Eksi 96 bölü A işleminin sonucu 16'dan büyüktür. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? 16'dan büyük olduğuna göre arkadaşlar bu işlemin sonucunun pozitif çıkması gerekiyor. Peki negatif bir sayının bir sayıya bölündüğünde işlem sonucunun pozitif olması için ne gerekiyor arkadaşlar? A'nın negatif olması gerekiyor. Bu yüzden de 16'dan büyük olması için arkadaşlar öncelikle negatif bir sayıya böleceğiz. Pozitif sayıları eledim. 96'yı 16'ya bölersem bakın bölelim. 6 kere 6 kere 16 buradan 96. Eğer ben 16 alırsam sonuç 6 çıkıyor. Bu da yanlış oluyor. Ama eksi 2'ye bölersem bakın ne çıkar? 48 çıkar. Artı 48. O yüzden cevabımız arkadaşlar B şıkkı. 19. soru. Tanılayıcı dallandırılmış ağaç diyagramında ifade doğru ise D yönündeki ok, yanlış ise Y yönündeki ok takip edilir.
Tanılayıcı dallandırılmış ağaç diyagramı ifadelerin doğru ya da yanlışlığına göre takip edildiğinde son adımdaki üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Öncelikle bakalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti 3 tek sayı olduğu için sonucumuz negatif olacak. 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 ve eksi 2 olduğu için arkadaşlar eksi 8 yani doğru. D yönünden ilerliyorum. Eksi 3'ün 3. kuvveti bakın yine negatif sayının tek kuvveti eksi olacak, negatif olacak. Burada pozitif verilmiş o yüzden yanlış. Evet, eksi 2'nin 4. kuvveti negatif sayının çift kuvveti pozitif olacağı için 2'nin 4. kuvvetini buluyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Cevabımız C şıkkı. 20. soru. Aşağıdaki tabloda 5 ilin aynı gündeki hava sıcaklıkları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şıkları incelediğimizde A. Van'ın hava sıcaklığı Kars'ın hava sıcaklığından 4 derece düşüktür. Van eksi 14, Kars eksi 18. Aksine eksi 14 düşük değil yüksektir arkadaşlar. A yanlış. B. Hava sıcaklığı en düşük il olan Artvin'dir. Artvin eksi 12 arkadaşlar ama burada eksi 18'imiz var. Daha düşük. O yüzden yanlış. C. Aralarındaki hava sıcaklığı farkı en fazla olan iki il Kars ve Hatay'dır. Burada negatif olandan en büyüğünü alacağız. Çünkü en küçük olacak. Pozitif olandan da büyüğü alacağız. En büyük olacak. İkisi arasındaki fark olur. Yani İzmir ile Kars olur arkadaşlar. Bu da yanlış. D şıkkına bakıyoruz. İzmir'in hava sıcaklığı Van'ın hava sıcaklığından 29 derece fazladır. Fazla dediği için farkını buluyoruz. İzmir'imiz burada 15 derece. 15 eksi Van ne kadar? Eksi 14. Buradan işlemi devam ettirirsek bakın bu ikisi birbirini pozitif yapar. 15 artı 14 29. Cevabımız D şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.